Ben Şehit Devrüş Gökçil'in babasıyım. Adım Yusuf Gökçil. Kaç yaşındasınız? Nerelisiniz? Ben 71 yaşındayım. 1951'liyim. Ben Gazam Kadınhan Sarıkaya Köyü. Vilayetim Konya. Kaç evlat var? 6 tane kızım var. Bir oğlum vardı, şehit oldu işte, biliyorsunuz. Vallahi ben hep dışarı çalıştığım için annesi büyüttü onu devamlı. Okuyordu, üniversiteyi tutturamadı, liseyi bitirdi. Ondan sonra askere devre kaybıyla gitti. Ondan sonra bir kaza ile bitti iş. Peki evinizin en küçüğü müydü, en büyüğü müydü? En büyükleri oğlumdu, Devriş'te en büyükleri. Kızlar da onun ufaklarıydı hepsi. Sakindi, okuyordu. Böyle pek yaramazlık yapmıyordu. Sizin de arası nasıldı, baba oğul nasıldı? İyiydi, aramız iyiydi. Onun için çalışıyordum zaten, o da işte nesip olmadı. Sonra ne işle uğraşıyordu sivil hayatında? Oğlum mu? Hı hı. Okuyordu, okula gidiyordu. Ondan sonra devre kaybı 3 sene sonra askere yolladım, gitti askere gitti. Kendi mi demişti, yani yaşım geldi artık askere? Tamam, kendisi gitti zaten. Kendisi gitti. İlk asker görev yeri neresiydi? Acem Birli Isparta. İşte, orada Acem Birli'ni bitirince İstanbul Silivri'ye gitti. Orada da trafik kazasıyla gitti işte. Ne kadar sürelik bir askerdi? 6 ay kalmıştı tezkere. Tezkere 6 ay kalmıştı. Konuşur muydunuz böyle işte mektup mu yazardı, telefonla mı? Telefonlar vardı, devamlı telefonla konuşurdu. Neler söylerdi aradığında? Ekseri annesiyle konuşurdu telefonda. Ben devamlı dışarıda olduğum için annesiyle konuşurdu. Tabii o zaman çok görüntülü telefon, bu kadar akıllı telefonlar yoktu. Yoktu, sadece telefonlar vardı. Görüşüyordu annesiyle beri. Mektup yazar mıydı? Mektup da yazardı. Mektupları var hala, bilmiyorum, annesi saklamıştır. Siz neredeydiniz özellikle olay olduğunda? Yolda mıydınız? Yok, ben o olay olduğunda Konya'daydım. Hı hı. Bana haber geldi, otobüste bindim. Silivri'ye gittim direktmen. Gittim, o da rahmetli şeyde, yoğun bakımdaydı. Kendinden değildi. Makinelerle uyutmuşlardı. Görüşüm ondan sonra İstanbul'a getirdik, bir daha da görmedik. Siz ilk gittiğinizde yoğun bakımdaydı? Yoğun bakımdaydı. İstanbul'a kataya getirdiler uçakla. Bize de bir ambulans verdiler, bizi de getirdiler. İstanbul'da vefat etti. İstanbul'da vefat etti. Nerede şu an kabri şehitlikte? Kabri şehitlikte, Konya şehitliğinde. Konya şehitliğinde. Olay nasıl olmuş, anlatır mısınız? Valla olayı biz görmedik. Oradaki komutanlar söyledi. Göreve giderken, çarşıda yürürken bir tane arabanın freni patlamış. Yokuş aşağı. Adam araba da kendine atmış. Araba askerlerin üzerine gitmiş. İki asker, bir sivil vefat etti o zaman. Benim oğlum. Bu olayda iki askerimiz. Bir oğlum, bir de Bursalı asker vardı. Bir de sivil vardı çocuk, o da vefat etti. Onlar olay yerinden vefat etti. Benim oğlum 15 gün şeydeydi, hastanedeydi. Öyle dememiş de annesine demiş, gel beni bir yıka, bir daha beni göremezsin. İzine gelip gene. Anne demiş, beni bir yıka, sen benim bu sonumdur, beni görmezsen, bunu demiş annesine. Annesine de o kelimeleri söylemiş. Sizin en son görüşmeniz ne zaman olmuştu? İşte ben hiç görmedim. Ben her yola gittiğinde iki sefer bir dağıtım izine geldi, bir de 10 gün geldi, ben yoktum, görmedim. Sadece kaza yaparken gittim, üzerinde durdum 15 gün, uyudu. O da haberi yoktu bende zaten. Görüştük ilkin, sonra kesildiler, telefonları filan etmediler, telefonlar silindi. Görüşme. İlk gün görüşüyorduk onlarla. Hatta onun fotoğrafı da var yanında. Benim şehidin yanında fotoğrafı var. Valla ben hiç rüya görmedim. Annesi birkaç sefer söyledi bana. Ben rüya görüyorum. Oğlumu görüyorum. Söyledi bana.
Ben hiç rüya görmedim. Şehit olduktan sonra gelirmiş rüyalar. İşte annesine gelmiş, bana değil. Biz devamlı gideriz kızım. Bayramlarda gideriz, cumalarda, perşembe günleri gideriz. Yatak kabiri burada, ben devamlı gidiyoruz yani. Yani aslında üzerinden çok zaman geçmiş gibi ama daha sanki acısı... Yiyoruz, yeni ya, hiç acısı geçmez ki. Yeni sanki, devamlı şehitler geliyor yani, yaramız tazeleniyor yani, şehitler geliyor işte, PKK bitse inşallah bitirirler bunu. Yani her şehit haberi geldiğinde devamlı başa dönüyorsun. Başa dönüyor. Şehitliğe gittiğinizde ya da normal şehit ailelerle görüşür müsünüz? Hepsinle görüşüyoruz. Şehit derneğine gidiyoruz. Görüşüyoruz onlarla. Zannediyor. 6 tane kızım var, evet. Var mı torunlarda şehidimizin adının yaşadığı? Var. Kızımın ikinci oğlu ismi Devriş. İsmini koydular. Arkanızda şehidimizin forması var. Onlar oradan mı geldi? Askeriye gönderdi şeyden. Annesi istedi, Silivri'de gönderdiler. Her şeyin ne eşyası vardı hepsini yolladılar yani. Sağ olsun askerimiz yolladı. Arada bakar mısınız açıp onlara? Bakıyor annesi, ben pek şey yapmıyorum da o bakıyor. Vallahi eskiden bu Karatay tarafına verildi. Geçen sene, belki sene belediyede... Belediyeden bizim köye verdiler, köyün zıkağını, bir de kadınlarına verdiler. Karatay Meram'da var. Karatay'da var, Karatay. Meram'a da vermişler, evet. Doğru, Meram'da da var. Sokak isimlerinde yaşamaya devam ediyor. Devam ediyor, evet. Evet. Meliha Gökçil, Derviş annesiyim. Oğlum şehit oldu. Silivri'de. Yataktaydı, yanıma gitti. Hep giderdim yanına otururdum, ağlardım. O haberi yoktu bende. 7 tane çocuğum vardı. Oğlum şehit oldu, 6 kız kaldı. Babası hep yoldaydı. Ben çocukları büyütürdüm. Okula yollardım. Bana hep diğerdi, sabah kalkardı. Anne diyordum, ben de size hayır gelmez. Keşke bir oğlan kardeşim olsaydı. Yirmi gün izine geldi. Babası yoktu. Yoldaydı. O gelirdi, baba yoktu. O baba gelirdi, o yoktu. Birbirini hiç görmediler. Gün kalmadı, gidecekti günü. Anne dedim, ben bir duş alayım. Hep ben onu yıkardım, keselerdim. Anne dedi, sen bugün beni bir yıka el bakalım. Sen hiç beni göremezsin. Oğlum dedim, sen nereye gideceğim, ben seni görmüyorum. Ben ağladım. Anne dedi, beni ağzımda öyle çıktı. Ne ağlıyorsun? Oh, yolladım, gitti askere. 10 gün mü, 15 gün kaldı şimdi. Kaza etti. Derisin şehit olacağını hiç aklımda yoktu. Hep dua ederdim. Allah'ım. Hazreti Muhammed'in ümmetine ömür versin, sonra da çocuklarıma versin. Hep bunu derdim. Hiç derisini ölüm. Hiç bana hiç şey olmazdı.
Derzi gelişti. İnanmadım arabayı derzi vurdu. Benim derzi öyle bir çocuk değil. Araba gelirse derzi kaçar. Öyle bir çocuk değil, derzi akıllıydı. Efendiydi. Büyüklerden büyüktü, küçüklerden küçüktü. Herkesi sayardı. Çocukken nasıldı? Çocukluğu nasıldı? Çocukken kıvırcık saçıydı. İyiydi, hiç yaramazlık yoktu. Anne çok severdi. Ben ona arabe sürmedim. Arabe sürme diyordum, sen kaza yaparsın. Babası bir bisiklet aldı. Ben balkondan astım, ben vermedim oğluma. Hep benim içimde kalmış. Bir gün geldi, bir sırkat motoru almış. Hayır dedim, izin vermem. Sen kaza yaparsın dedim. Tekrar götürdü, verdiler. Şimdi bakarım, gençler sürüyor. İçim yanar, ağlarım. Bisiklete binerler, yine ağlarım. Hepsi derişte yasak yaptı. Hep korkardım. Düştüğün ateş kimse bilmez. Anne yürekte kalır o. Un çamaşırları Silivri'de bana yolladılar. Ben elbise istedim. Asker takım şurada. Derişin o eşeleri arasında kalsın dedim. Bana mektup yazardı, telefonu açardı. Anne diyor, ben babayı nasıl görürüm? Ben geldim, baba yok dedi. Ben, baba bana gelmez mi? Hep söylerdim. Yükü bırakmazdı, bir oğlanın yanına gitmedi. O hep benim içimde kaldı, hep dersin içinde kaldı. Babayı görmedi. Yedi tane çocukları hep ben büyütürdüm, hep ben okula yolladım. Ama dersi herkesin üstünde tutardı. Allah tarafından benden belli oluyordu, ne oldu bilmem. Ya, altı tane çocuklar bir yerine verirdim, onu tek bilirdim. Yani çocuklar severdim ama o daha sevdim, onu severdim. Çok çok severdim. O da düşkün müydü? Evet. O bana çok düşkündü. O gün, kaza ettiğin günü, biraz gripti. Oğlum dedim, sen gripsin dedim. Şeye çıkma, arıza kalmaya çıkma. Anne dedi, bana izin verdiler, mecbur gidelim. Ben çarşıya çıkarsam dedim, ben sana telefonu açarım. Dersen sesi kısılmış oğlum dedim, gitme. Gitti, bekledim, der bana telefonu açmadı. Evde çatlardı. Ne de der bana telefonu açmadı. Tabii yerinde değil, bir telefon da açayım. Üstünde telefon yoktu. Demek derişi kaza etmiş, derişi telefonu veriyorlar. Herkes haberi var, benim haberim yok. Sonra bir akrabası geldi, babası götürdü. Baba bana söylemedi. O gitti sonra, üç gün sonra beyimin amcası, o beni götürdü oraya, İstanbul Silivri'ye. Oğlum hakları vermediler. Sonra bir aylık bize bağladı. Oğlumun modalye vermedi. Herkes modeller aldı. O da askerdi, o da şehittir.
Hep bir Tayyip'e bir ulaşayım, bir ulaşamadım. Bir derdimi bir anlatayım ona. İşte şimdi kızlar hepsi gelin etti, biz ikimiz evdeyiz. Derişinin çamaşırdan iç çamaşırları alt beyazı vardı askerlerin. Tabi sediden çekmişler, kan olmuş. Ben o kanı evde saklamışım. Saklamışım, bazı giderim bakarım, açarım defterleri, şeyleri bakarım. Babaya çocuklara söyledim, ben ölürsem derisin kanı benim kalbim üstüne verecek. Bunun için aldım. Saklıyorum. Arada açıp bakıyorsunuz. Bakarım. Kuklar. Anne ve evladı hiç unutmaz. Akranları, arkadaşları gelir gider mi? Şimdi gelmezler. İnce şey doldu günlerden yine. Kaç kişi geldiler? Arkadaşlar geldi. Arkadaş çok. En samimi bir arkadaşları iki tane bana benim yanıma geldi. Başka gelmediler. Ben de isterdim bir gelsinler. Derşi bana bir söz etsin. Nereden gelsin, nereye gittin? Hayatta hiç kimse gelmedi. Bu oda benim oda. Akşam, gündüz. Hep buradayım. Bakarım, eşeleri şurada doldurmuşum. Şehit anneler, bizim kader arkadaşıyız biz. Derdimiz ikisi birdir. Onlara hepsini selam ederim. İnşallah öbür dünyada biz çocuğum görürüz. Hepimiz. Şehit anneler hepsi. Askerim, askerim, canım askerim. Senin yolunu her gün beklerim. Rüzgara çıktım, senin kokusunu almadım. Bir deste gül eline aldım, senin kokusu oradan aldım. 7 tane gülüm vardı. Biri asık kopardım, askere yolladım. Annen yüreği ateşi inmedi, gözyaşını dinmedi. Şehidimizin adı torunlardan? Birinde mi sadece? He, birinde. Birinde yaşıyor. Evet. Benzer mi şehidimize? Yüzü? Yok, çok benzemez de gözler benzer. Saçı kıvırcık olsa da daha benzerdi. Saçı düz. Yine onu bir başka mı adı diye böyle başka bir şey mi oluyor? Böyle özel mi oluyor? O benim için her torunun üstüdür. Severim onu. Herkes severim ama o daha onu ismin derişi ismi var, o daha zeyse onu severim. Şehidimizin kardeşleriyle arası nasıldı? Anlaşılmıydı kardeşleriyle? Valla bak, kardeşler işte bazı tartışırdı, bazı iyiydi. Kardeşleri çok severdi. Hele gücü, şöhret. Onu çok severdi. Şehidimiz... Kardeşleri hepsini severdi. Şehidimiz nişanlı falan değildi herhalde. Yok, bekardı. Hep istedim bir nişan takayım, hep istedim evlendirin, bana bir evlat versin. Allah tarafından olmadı, o hiç istemedi.